Merhaba Leyhua kanalıma hoş geldiniz. Bugün Queen'in 2'nin 4. bölümünü izliyoruz abi. Bir tane grup bir tane solumuz var bu bölümde. Dilerseniz geçelim bakalım kimler var söyleyelim. Abi Kepler Pool Party diye bir şarkıyı seslendirecek. Bu şarkı direkt Brave Girls'a ait, direkt onu söyleyelim. İkinci olarak abi Vivis Unnatural diye bir şarkıyı seslendirecek. Bu şarkı da şeye ait, WHSN'e ait. Üçüncü olarak abi Hyolyn Sobot'u şey yapacak, performans edecek, yapacak. O da Luna'ya ait. Geçen hafta yani normalde önceki bölümlerden zaten 3-3 olarak ayrılmıştı ama şey değil miydi ya? Başka grupların zaten şarkını falan söyleme muhabbeti vardı. Gerçi. Yok ya, geçen hafta mı sadece olmuş? Hatırlamıyorum ki, bakayım hatta bir saniye. İkinci bölüme direkt öyle sanmıştım ama öyle değil. Yok yok pardon. Yok pardon. Sadece geçen hafta bir taklit etme. Yani taklit dedim hani şeye vardı ya. Birbirinin şarkısını bir hani gruplar ve kişiler direkt birbirinin şarkısını falan söylüyordu. Ben dedim herhalde ikinci bölüm de böyle falan diye düşündüm ama ikinci bölüm öyle değil. Pardon. Üçüncü bölüm öyle. Sadece yapanlar yaptı zaten. Şu an geri kalanlar kaldı. Hatta bundan sonra bir kendi çapımda bir sıralamaya sokacağım. Dilerseniz direkt geçelim. İzleyelim. Daha fazla Queen'le ilgili herhangi bir şey. Çünkü bunların ara ara bir sohbetleri falan oluyor. Muhabbetleri falan da oluyor. Onları da izleyebiliriz istiyorsanız. Direkt geçelim bakalım. Pool Party. Boom. Kingdom'un başlangıcı çok tuhaf. İkonik daha doğrusu. Queen'imin de böyle. Tatlı. İmza sesi gibi direkt algılayabiliyoruz. Okey. Küçük. Bu ne o? Ne oluyor lan? Hoşuma gitti bu arada. Sanki böyle bir sırlar perdesini sanki böyle bir diyar değiştiriyormuş, diyar değiştiriyormuş gibi hissettim. Tamam. Ki zaten öyle bir durum oluştu. Tamam. İşte bu arada yani Kiptur dans olarak çok iyiler, zaten fark etmişsinizdir. Yani performans olarak cidden çok sağlam grup. Grubun içerisinde kaç tane main dancer var diye sayabilecekseniz yani bir ele geçer diyebilirim, yani o kadar çok sağlamlar. Performans açısından çok iyi. Okay my boys. Oy kız. Oy yoğun my boys. Tamam. İki. Abi Rolling Right Now diyor zaten. Biraz daha ismini farklılaştırmışlar ve aslında farklı bir versiyonu direkt çeşitli katmışlar gibi geldi. Biraz da remix de olmuş hafiften de böyle. Tamam. De böyle bir sürümü var mı? Emin değilim, bilmiyorum ya. Oy ulan. Okey. Hikaru'nun yine solo sahnesi var. Geçen performansında da böyleydi. İlginç. Hoşuma gitti ama. Ne oluyor lan? Tamam. Yonga çok güzel olmuş bu arada. Bu neydi? Şey dayıyor. Wow. Buradaki sahneleri beğendim bu arada. Şu adam iki sahneyle bu sahne olsun. İşareti. Bu ne güzellik kızım. Oo. İşim için gel bakayım. Aa, bu ne lan?
Güzel abi. Hey. Wow, ne oluyor kızlar? Oh, dayının zaten bir gizli vokali var derlerdi. Zaten bizi görüyorduk. Böyle görünce falan insan hoşuna gidiyor ekstra. Oluyor lan. Wow, okay. Diyorum abi. Tamam. Biraz daha dibe gidiyoruz abi. Hey. Bir şey. Şarkıyı beğenemedim ama ya. Yani orijinalindekinden çok altta kalabilir yani benim için. Ya farklı... Wow. Bir işte fena değildi. Konsepti beğendim. Sizinle konuşacağım. Hadi çıkarım. Abi konsept iyi, konsept iyi ama hani şarkının direkt genel olarak verdiği his, verdiği direkt hani o kadar olarak olsun böyle yapılandırması falan da olsun pek hoşuma gitmedi açıkçası. Direkt normal ikiyle kıyaslamaya geçtim hani normal hani kulağıma hani zaten rolüm bayağı sağlamdı kendisi. Ama hani normal ile falan kıyaslamaya geçtim normal olarak kulağıma fazla güzel gelmedi. İkinci olarak abi ben hala bu Queen'imdeki muhabbeti anlamadım. Arkada bir slide gibi bir şey dönüyor. Arada bir şarkı da okey ama ben yine hala o ele alınan ve o görkemli falan yakalayamadım. Ya benim beklentim yüksek. Bazıların beklentisi o kadar yüksek değil ama başlangıçta zaten bir hani Kingdom'da falan da olsun bir beklenti falan yüksekteydi. Hani bir yani insan çünkü yükseğini görünce iyisini görünce hani o seviyede bir şey görmeyince doğal olarak da bir hani şey oluyor hani kafasında hani daha iyi olabilir hani iyi daha iyisi gelmiyor. Çünkü öyle gördük yani zamanında. Ben öyle düşünüyorum en azından. Beklenti fazla olabilir. O yüzden bilmiyorum. Böyle yazanlar falan da var çünkü. Abi niye öyle bekliyorsun falan diye. Beklerim çünkü. Görmüşüm yani. Birimize geçiyoruz abi. Unnatural. Boom. Boom. Nasıl yapmış? Ustam yollayın bakalım. 3 tane çiçek. Nasıl ya? Ne oluyor lan? Vay, hallere bak. Yine bir slide görüyoruz lan. Tuh. Kıyafetleri falan olsun. Konsept güzel. İkidir konsept güzel. Şeyleri de güzeldi yani. İsmini söyleyin. Keeper'ın konsepti de bayağı iyiydi. Böyle bakmam gerekiyor. Tamam. Bayız. Vokale bakar mısın? Şey gibi halleri var bu arada. Wow. Nelerler bunların bir yöresi falan olur diye böyle çok fazla böyle bir şeyler olurdu. O ülkenin aklıma gelmedi de hani bilenleriniz varsa zaten biliyordur veya yorumdan yazar. Öyle bir hava verdi bana yani. Kıyafetleri çünkü tam olarak hani bir şeye
Benzeri bir şey, hatta yöresini almışlar belli ama tam olarak hani şu diyemeyeceğim, aklıma gelmiyor çünkü, ama direkt imge ve görsel olarak biliyorum yani. Okay. Baya ünlü ve unik bir şey çünkü. Tamam. Müzik de hatta o tarafların yöresine ait. Yapmışlar hafiften de böyle. Ha? Kesin mi? Wow. Çok güzelsin ya. Ama buradaki şeyi sevmedim pek benim. Buradaki gördüğü baya komik bu arada. Ergiz'in yapıp hani Yunan'ın böyle yanmayış falan böyle. Hani biraz şey olurmuş, bilmiyorum, kötü gözükmüş bence burası. Vokalleri bayağı yama ya. Uey. Sıkıntı da sürekli koro ezberlemek. Usta. Okay. Abi, deliyim. Solo sahneleri fena değildi. Kızlar. Bitiş fena değil bu arada. Ya bilmiyorum açıkçası. Ortalarında falan bayağı sıkıldım yani. Uykum falan geldi bir ara. Hatta bilmiyorum. Demiştim koyunumda falan biraz sert konuşacağım diye. Benim için yetersiz. Bayağı yetersiz yani. Genel olarak falan bakacak olursak performanslar hiç böyle tatmin edici değil. Yani bayağı benim için böyle bir yani hüsran bu arada tamamıyla koyunum. Şu an ilk 4 bölümü tamamıyla yani. Sinirlendim şu hatta da bayağı. Bilmiyorum. Bana pek güzel gelmiyor yani açıkçası. İzlerken sıkılıyorum yani, daha direkt öyle söyleyeyim ben. Sıkılmam lazım hatta böyle çok görkemli ve çok sağlam olan şeylerde falan böyle. Ama hiç ne bir görkemlik var ne böyle bir şey var, nasıl desem. Konseptler falan mesela fena değil ama hani bir gerçekçilik yok. Nasıl desem. Herkesin suratında böyle çok fazla çalışamazlık var. Çok fazla böyle sanki böyle nasıl desem. Çalışılmış bir şey de, çok fazla çalışılmış bir şey de var gibi de gözükmüyor bana böyle, bazen öyle itiraf ediyorum. Çünkü bazı senelerde falan direkt bunu anlayabiliyorsun. Bilmiyorum abi. Bakalım Yolin sohbet nasıl olmuş. Ben bu şarkıyı ilk defa duyacağım bu arada. Orijini bilmiyorum.
Ha, düşük bütçeli, evet. Ha, düşük bütçeli gibi gözüküyor. Ben düşük bütçeli bir şey izlemek istemem abi. Normal giderim Comeback Stage izlerim. Hani baksana abi. Bir slide gibi bir şey koymuşlar. Öne 3-5 tane çiçek koymuşlar. Sen en başta koskoca Mine'sin, anladın mı? Hani yapman gerekiyor. Bilmiyorum, gruplar mı sınırlandı? Gruplar da aslında bu kadar çok sınırlandırmaz ama çok yetersiz geliyor bana. Bayağı yetersiz. Hani böyle biraz hani falan olsam okey ama bildiğini izlerken sıkılıyorum yani, öyle diyeyim ben. Normal performans izlemek istem izlerim zaten abi. Normal performans gibi geliyor yani bana. 2-3 bir şeye dokunuş yapıyorlar. Geri kalan bak. Şöyle gidiyor genellikle performanslar. Bir şeyler yapılıyor. Bak, böyle başta biraz etkili şeyler yapılıyor. Zaten görüntü olarak falan bir görkemli bir durum yok. Koskoca kuyundum, anladın mı onu? İşte bak, kuyundum yani. Kraliçelik falan. Kraliçelik mi? Böyle değişik bir şey, anlama göre tam olarak bilmiyorum. Hatta bakalım. Kraliçe diyor gözüküyor. Yani kraliçe neyin kraliçesi kanka ki? Kraliçelik falan bir durum yok. Neyi? Fazla çalışılmış bir durum yok. Bazen böyle suat ifadelerine falan bakıyorsun. Hani yetersiz görüyorsun. Başta bir tane sahne oluyor. Kopuyorsun. Hani falatlıyorsun böyle. Aa falan, wow oluyorsun. Hani zaten arkada bir genel olarak şey yok. Hani yine sana böyle ufaktan böyle tatmin edici bir durum oluyor. Ondan sonra tak performans 5 dakikaysa mesela, 1,5-2 dakika önce hiçbir şey yok abi. Bomboş. Sadece dans ediyorlar veya şarkı söylüyorlar. Açarım şarkının orijinalini izlerim yani. Benim için bayağı Hüsnü şekilde geçiyor bu arada. Öyleyim yani. Yunan bu arada ilk performansı bayağı iyiydi. Çok görkemli ve çok sağlamdı bence. Bu da öyle gözüküyor. Yunan mesela ilk performansı gördüğünüz bildiğin adam, kadın. Yani adamlar, kadın için bilmiyorum artık nasıl anlaşmışlar aralarında. Bildiğin Madagaskar'ı bildiğin ormana getirmişler, koymuşlar direkt şey içerisine. Onda bir mi yani? Ben görsellik istiyorum. Ben şöyle istiyorum ya. Normal performans etsem veya bir şey olsa zaten direkt açarım ki normal izlerim yani. Bu ne lan? Catwoman gibi. Tehlikeliydi bu arada. Çok tehlikeliydi bu arada. Tamam. Direkt merkeze indiler, fark ettiniz mi? Ses çok güçlü kanka, bu ses nedir ya? Bayağı iyi. Oğlum bu ses ne lan? Yine bir slide var. Araya şöyle bir ufaktan bir arkaya bir şeyler koysalar yine okey ama Catwoman gibi bir şeyler yapmışlar galiba. Konsepti, kıyafetleri falan bayıldım bu arada. Hani sesi bu arada mükemmel. Hani dediğim gibi direkt açık konuşacağım. Bildiğin şey izlerken, örnek veriyorum, Keep izlerken bildiğin çocukları duymuyorduk yani. Birkaç kişi aracında, öyle diyeyim ben direkt. Sesleri falan da gülüşü değil, yetersiz kalıyordu bence. Hani vokal açısından ve direkt performans açısından direkt Hyolyn direkt şu ana kadar bile Keeper'ın bence önüne geçti diyebilirim yani. Okay. Ey. Bu ne lan? What?
Mekan falan olsun dediğin gibi eksik, tamam eksik, ama hani şu an elde var olan şeylere göre falan bakacak olursak her türlü plan, direkt performans vokal olarak şu an direkt performans olarak dahil etten uyuyor iki gözüküyor abi. Açık araya. Nefes ne kadar kontrollü lan. İlk de bu arada ilk performansın nefesi falan, ben dedim herhalde böyle hareketli şeylere falan artık, ben bu kadar çok hareketli olan şeyler bir yerden sonra nefes yetmiyor gibi falan düşünmüştüm, ama burada bildiğim bayağı 3 dakikaları söylüyor ve ne bir nefes sesi, çünkü diğerin nefes sesi falan geliyordu. Bunda bayağı yapıştırıyor, bildiğin sanki CD yutmuş gibi yani. Okey, pitch sound'u koymuşlar ya. Bu ne oğlum? Buradaki performansı pek beğenmedim bu arada. Bir şey görmedim ki direkt Bulut'tan veya Sis'ten. Kız zaten bir şey almıyordu Hyoli. Diğerlerde bir şey yapıyordu ama yerdeki dumandan pek bir şey göremedim yani. Gerçek idol ve şarkıcı abi. Sanatçı. Bu ne kanka? Bu ne lan? Let's go. Tatlı. Şimdi abi sıralım yapacak olursam. Şimdi diğer coin'ime bir bakayım. Hangisi vardı hatırlamıyorum bile. Şimdi. Göz gezdirmek amaçlı bir bakacağım. Bir saniye. Yanlış olmasın veya şöyle yapmam gerek sanırım. Saniye. Merhaba Leyhak. Lan. Siz Volkan, ne diyorsun? Bu arada Luna'ya çok övüyorlardı kesin birinci olur falan diye, ama bence Luna o kadar da iyi gelmedi bana yani bu arada, açık ara direkt net söyleyeyim onu. Birincisi kesinlikle Hyolyn. Performansta olduğu gibi. Bariz yani, net. Belli yani bu. İkincisi abi. İkincisi benim için WJSN. Geçenlerde çok iyiydi benim. Ben WJSN'i bayağı beğendim bu arada. Mükemmeller bence. Üçüncü olarak abi. Kimi söyleyebilirim? Bu ikisi çok güzeldi bu arada. Geri kalanı bence pek iyi değildi. Hani direkt hani kötünün iyisiydi. Hani güzel ama hani dediğim gibi o görkemlik falan, hani sadece ben Hyolyn hissettim. Arka plan olmasına rağmen. Çünkü sanatçı kişiliği ve idol, hani o yeteneği performans direkt
bizzat ön plan taşıdı bence bunu. Üçüncü olarak abi kimi koyabilirim? Üçüncü olarak Luna'ya koyarım. Dördüncü Viviz koyarım. Beşinci Bregörs koyarım. Altıya direkt şey koyarım. Ne söyleyeyim? Kiptir'i koyarım. Kiptir benim için bu arada hani şey değil yani, böyle biraz beklentimi bayağı bir karşılamıyor. Genel olarak zaten böyle bir durum var. Ama ben Kiptir'den biraz daha çok bir şeyler beklerdim. Bana pek şey yapmadılar yani. Gelmediler. Videonun sonu dedim abi. Daha fazla Queen'im veya herhangi bir şey istiyorsanız da video beğenip nerede bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da bulursunuz. Sevinirim. Kendinize bakın. Görüşürüz.